alacağım. Gelin ölen buraya kalayım. Yepyeni bir marka yeni bir yatırım geliyor. Ya azizem geliyor azizem. Bu azizem sadece memlekettekilerde değil memlekete gelecek olana da hizmet edecek. Heyecancığım da bundandır. Merak edin biraz. Azizemi de yatırımcıyı da söyleyeceğim size. Ama şimdi değil. Bu azizem var ya bu azizem allem gallem edecek ortalığı. Bütün halk bütün avu Kıbrıs dünyasıyı öğrenecek bu azizemi. Elle cumhuriyeti de öğrenecek, Angolan da öğrenecek. Seni görünce oynar yüreğim. Kız seni görünce oynar yüreğim. Evet. Her yerde haber var dedik ve bugün nereye geldik? Gönyeli'ye geldik. Şu anda Gönyeli ile aslında Lefkoşa'nın sınırında diyebileceğimiz bir yerde yüz dönümlük bir parkın ortasındayız. Burasının adı Cumhuriyet Parkı. Burada Kıbrıs Türk mücadele tarihi açısından çok önemli bir anıt var arkamızda şu anda yani kameranın arkasında TMT anıtı. Türk Mukavemet Teşkilatının anıtı var. Ve benim arkamda da Türk Mukavemet Teşkilatının kurucusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de kurucu Cumhurbaşkanı, kurucusu Kıbrıs Türk toplumuna yıllarca liderlik, devlet başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı yapan Rauf Raif Denktaş'ın mezarı, anıt mezarı var arkamızda. Bugün buraya geliş sebebim işte filan yerel belediyeyi veya falan yerel belediyeyi ya da İçişleri Bakanını, Bakanlığını eleştirmek değil. Çünkü burası bakımsızlıktan tabiri caizse anası ağlamış durumda. Burası sanki kapalı Maraş'ta bir anıt mezar. Gerçekten. Çünkü Kapalı Maraş şu anda moda ya yeni açıldı. <laughs> Kapalı Maraş'a giren insanların karşılaştığı görüntülerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarının çevresi aynı durumda. Aynı görüntüler var. Bakımsızlık pislik, çok özür dilerim. Lambalar kırık, direklere eğrilmiş, temete anıtının projektörleri sökülmüş, anıt mezarın arka tarafına grafiti yazılmış. Biraz sonra göstereceğiz, görüntüsünü alacağız. Burada ağaçların hepsi hemen hemen susuz. Özellikle Cumhuriyet Parkı'nda kurumaya yüz tutmuş ağaçlar var. Ee, o kadar bir kurak görüntü var ki hani eskilerin lacinari dediği durum ortaya çıkmış yani o tam emin değilim o kelimeden ama bir kurak bir kötü görüntü var. Yani buraya insanları, konukları iyi ki pandemi dönemindeyiz getirmiyoruz ve iyi ki yabancı insanlar buraya gelmiyor. Çünkü bir devlet büyüğüne bu derecede bir saygısızlık, bu derecede bir bakımsızlık, bu derecede bir kötü görüntünün layık olmadığı inancındayım. 30 yıllık gazetecilik mesleğimin önemli bir, bölümünde merhum Rauf Raif Denktaş'ı siyasi anlamda yüzde yüz eleştiren yazılar yazdım. Hiçbir zaman özellikle Kıbrıs sorunuyla bağlantılı düşüncelerine hiçbir zaman derken 1974 sonrasından bahsediyorum. Katılmadım. Politik anlamda Sayın Rauf Raif Denktaş'ın muhalifi bir gazeteci duruşum oldu hep. Ama siyaset bambaşka bir olay. Rauf Raif Denktaş'a saygısızlık bambaşka bir olay. Zaman oldu ee, eleştirdik. En şiddetli şekliyle eleştirdik. Zaman oldu hakkında yazmadığımız kötü şey bile kalmadı. Ama sonuç itibariyle bu toplumun en önemli iki, üç, beş liderinden biri ve belki de bunların birincisi, bilemediniz ikincisi, Sayın Doktor Fazıl Küçük'le birlikte Sayın Rauf Raif Denktaş'ın bu durumdaki Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarının böyle bir durumda olması insan olan hiç kimsenin Kıbrıslı Türk olan hiç kimsenin bence kabul etmemesi gereken bir durumdur. Ama bunun bir böyle bir analizi yapıla bildiği gibi bence iki analizi daha yapılır. Hatta üç analizi daha yapılabilir. İkincisi, bu görüntü bizim devletimizin çok yoksul olduğunu da gösteriyor. Para ayıramıyoruz. Vefasız ve yoksulluk. E, plansızlık, programsızlık, ilgisizlik. Üç dedim, iki dedim ama binlerce sayabiliriz. Ama en önemlisi ekonomimiz yok. Ayranımız yok birçok durumda içmeye ama atla gidiyoruz kişnemeye durumları. Bence bu anıt mezarda ve görülebilir ve bu bütün ülkenin bana göre çok büyük bir ayıbıdır. Bütün toplumun bir ayıbıdır. Ve bizim bayındırlıkta, ulaştırmada, bizim peyzajda, bizim bahçe çevre düzenlemesinde, bizim anıt yapıp korumada ne kadar geri kalmış olduğumuzu da göstermektedir. Burası 2012 yılında vefat eden Sayın Rauf Raif Denktaş'ın notlarıma da bakıyorum. 13 Ocak 2012'de vefat etti Sayın Rauf Raif Denktaş. 27 Ocak 1924'te doğdu BAF'ta. Ee, ve 88 yaşında bizlere veda etti. Sonra işte içerisinde temete anıtının da bulunduğu bu bahçeye, bu parka, bu yüz dönümlük arazi içerisine anıt mezarı yapıldı, ihaleye çıkıldı. 6 milyon Türk lirasıydı ilk başta ihaleye çıkıldığı zaman. Ve e, ihaleyi alan şirket veya müteahhit çimlendirme dışında bütün görevini tamamladı, burasını teslim etti. Ondan sonra çimlendirme başarısız oldu. Burada bir traktör unutuldu. O traktör birileri gece geldi burada sarhoşluk, ay yaşlık yaparken traktörü vurup anıt mezarın üzerinde tahribat bile yaptılar. Sonra traktör kaldırıldı. Şu anda örneğin küçük palmiyeler veya küçük hurma ağaçları var. Dalları kurumuş, yerlere diyor. Çam ağaçları arkamda sol tarafta sanki bir hafta önce küçük bir yangını atlatmış gibi duruyor. Burada ağaçlar, burada bitkiler en son budamayı ne zaman yaşadı bilmiyorum. Hurmalar veya palmiyeler dikilmiş bırakılmış son derece kötü ve tertipsiz bir görüntü var. Ee, yine benim oturduğum yani yüzümün beş parmak dağlarına baktığı sırtımın e, güneye doğru olduğu durumda sağ tarafımda yani doğu istikametinde kalan bir taş yol var. Parkelerle döşenmiş yol. O yol boyunca lambaların birçoğu kırılmış durumda ve o bölgeye arka taraftaki apartmanlardan atılan çöpler var. Çöpler birikmiş. Ayrıca zaman zaman yürüyüş yapıyorum ben bu parkta ve her geçtiğimde utanıyorum. Elbette ki biz hayvanları çok seviyoruz. Elbette ki biz sokak köpeklerine çok bağlıyız. Ama orası sokak köpeklerinin yuvası olmuş durumda. Evet. Burası Burası bilgilerime, notlarıma da bakayım. Ee, ne zaman yapıldı? Evet. Rauf Raif Denktaş'ın ölümünün üzerine e, burada bir anıt mezar inşaatlanmış, inşaat edilmek istendi ve başlandı tabii ki. 2012'de buranın inşaatı başladı. Yani Sayın Rauf Raif Denktaş'ın öldüğü yıl inşaat başladı. 13 14 15 16 17 18 19 20 bitti. Ve 20 yılda bu anıt mezar bu gördüğünüz şekli kadar tamamlanabildi ama arkasından bakımı hiç gerçekleştirilemedi. Ben şu veya bu liderle şu veya bu önderle kıyaslayacak değilim. Ama anıt Anıtkabir'e en son ne zaman gittiniz? Ben bu sene gittim. Ee, Türkiye'ye tatile gittim. Geçen yılın acaba sonları mıydı yoksa bu yıl mıydı? Ee, bu yılın başları mıydı? Galiba bu yılın başlarıydı. Ta pandemi öncesiydi. Ee, Ankara'da öğrenim gördüm. O yıllarda da düşünün gezmek amacıyla Anıtkabir'e gidiyordum. O kadar güzel, o kadar bakımlı, o kadar inanılmaz bir bahçesi var ki. Şimdi diyeceksiniz işte orada daha fazla para var, daha fazla şu var bu var ama onunla alakalı değil ki. Yani burada bu bahçeye bakmak için, burayı yeşillendirmek için siz proje hazırlamışsanız buraları yemyeşil olacak deniyorsa buraya üç tane dört tane bahçıvan veya bir tane sağlam bahçıvan koyamaz mıydık? Neden yapılmadı bu? Yani biz en azından şahsım adına söylüyorum biz dürüst davrandık. Siyaseten Rauf Denktaş ve onun görüşleriyle, ideolojisiyle hiçbir yakınlığımız olmadı. Ama biz hayatımızın hiçbir döneminde büyüklerimize, liderlerimize hangi görüşten olurlarsa olsun bu tür bir saygısızlığı da alkışlar olmadık. Oh iyi oldu kendine demedik. Bence Rauf Raif Denktaş bunu hak etmiyor. Hiç kimse hak etmiyor. Ben bundan yıllar önce Sayın Doktor Fazıl Küçüğün anıt mezarının Hamit köyde de bakımsızlığıyla ilgili benzer bir program yaptığımı hatırlıyorum. Demek ki bizim sıkıntımız biziz. Bizim sıkıntımız bu işi beceremiyor oluşumuz. Onun yerel yönetimle veya buranın sorumluluğunun ona ait olduğu iddia edilen herhangi bir bakanlıkla alakası olduğu inancında değilim. Ne olur bu pandemi sonrası veya pandemi ile birlikte koronavirüs COVID-19 denen olayla birlikte yaşayacağımız yeni dönemde burasını çok güzel bir park haline getirelim çok güzel bir cennet haline getirelim. Bir diyeceğim yok buradaki köpeklerin, sokak köpeklerinin varlığına. Çünkü Sayın Rauf Raif Denktaş her zaman köpek beslemiş, her zaman o köpeciklerine de büyük sevgi göstermiş bir hayvan severdi aynı zamanda. Ve ee, o süs köpeciğinin özellikle... sarayda bir... Silihtar Sarayı'nda bir sembol olduğunu da... herkes çok iyi biliyordu. Yüzlerce yabancı diplomat... o... önce o köpeciğin yanından geçip... E, saraya giriyordu. Sonra... Sayın Rauf Reif kokotilleri çok ünlüydü. Kuşları. Yani... buraya... çok güzel bir kokotil kafesi koyamaz mıydık? Mesela ilk anda aklıma geliyor. Evet bu güzel köpecikler burada çok bakımlı, çok güzel beslenen hayvancıklar neden olamasın? Olur olurdu. Ama bu görüntü, şu andaki görüntü gerçekten içler acısı. Birlikte biraz dolaşalım diyorum ve bazı yerleri sizlere gösterelim. Neredeyse 9 yıldır bitiremediğimiz anıt mezardaki bütün çirkinlikleri görebildiğimiz kadarıyla ve gösterebildiğimiz kadarıyla sizlerle paylaşmak istiyoruz. Devam ediyoruz toplanın bana gelin bura bir haber duydum vallahi size bir şey anlatacağım gelin olan bura bakalım yepyeni bir marka yepyeni bir yatırım geliyor ya yeah, azizem geliyor azizem bu azizem sadece memlekette tek gelecek olana da hizmet edecek heyecancığım da bundandır merak edin biraz azizemi da, yatırımcıyı da söyleyeceğim size ama şimdi değil bu azizem var ya bu azizem allem gallem edecek ortalığı bütün halk bütün avuk kıbrıs dünyası öğrenecek bu azizemi elle cumhuriyeti de öğrenecek angolem de öğrenecek oylar yüreğim şu anda gördüğünüz gibi çim olması gereken yerdeyiz. Ama burası kurumuş bir çim alan. Su yok, sulama yok. Tamamen kurumuş ve inanılmaz kötü bir görüntü. Köpek pislikleri, her yanı ot bürümüş. Arkamda Temeti Anıtı'nın projektörlerinden iki tanesi sökülmüş durumda. Bu tarafı aydınlatan projektörler sökülmüş durumda. Ee, Elektrik herhalde yoktur ama inşallah yoktur. Çünkü göreceğiz az sonra kaplolar da her yana saçılmış bir vaziyette. Şimdi o kaploların yanına doğru gidelim. Lambalar yok. Demirler dokunmaya korkuyorum. Şu anda bilmiyorum bunlar gördüğünüz gibi. Bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz ama bütün teller sökülmüş durumda sallanıyor. Bu direk eğrilmiş. Arka tarafımdaki buradaki çam ağaçlarının tümü kurumuş ve çöp naylonları çöp naylonları burada garip bir taş yığını gibi bir çöp yığını var. Otlar her yanda ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane projektör TMT anıtının üzerinde. 3 tanesi sökülmüş durumda. Sadece 5 projektör var. Bu 5 projektörler çalışmıyor şu anda. Ee, üzerlerine basılmış, kırılmış. Kimisi yere bakıyor, kimisi sağa sola bakıyor. Hiçbir sistem yok. Burada bekçi herhalde var bir polisimiz ama ne yapsın O da napsın. Evet. Bunların tümü kırık lambalar ve esas acıya gelelim. Buraya bir sulama sistemi kurmuşlar herhalde zamanında. Onlar duruyor, görünüyor böyle ee, çim sulama fıskiyeleri. Ama bunlar da o fıskiyelerden sokağa fırlamış kaplolar. Hepsi atıl vaziyette. Buradaki bütün direklerde kırılmış. Buradaki bütün direklerde eğrilmiş durumda. Burada ne olduğu belirsiz bir çukur söz konusu. İnanılmaz inanılmaz kötü. İşte bütün kaplolar bilmiyorum. Görünüyor mu kaplolarımız görünüyor. İşte burada atılı ve yürümeye devam edelim. Burası iki tane bayrağımızın dikili olduğu yer ve bu da bayrağın yanındaki lambanın hali şu anda. Evet. Tekrar ediyorum. Herhangi birini, bir kurumu, belediyeyi, bakanlıkları, hükümeti suçlamak için söylemiyorum. Burada gördükleriniz bizim bizim suçumuzdur. Burada yaşananlar bizim hatamızdır. Devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi lamba her şeyi sökülmüş, kırılmış, yerde atılı burada parçaları bakın bunlar. Parçaları oraya da bu da Evet. Bu da ampülümüz. Ampül kısmı. Yer dağıtılı. O tarafta 8 tane saymıştım. Ama bu taraftaki bu taraftakilerin tümü tümü kırık. Şuna bakar mısınız? Kırık. Sökülmüş. 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 Dökülmüş. Saçılmış. Burada bir görüntü var kameraman arkadaşım şimdi size eminim bunu da gösterecek. Yanında bir adet köpek dışkısı ve sokağa saçılmış kaplon. Burada çöp naylonları, kullanılmış çocuk bezleri, bu kırılmış bir ağacın dalı, naylon poşetler. Ee, evet bütün ormanlarımızın hali böyle ama Burası alelade bir orman değil Buradan naylon poşetler Otlar birileri kesmiş Otları buraya atma ihtiyacı hissetmiş Hızlı yemek fast food atıkları Ve paketleri Ve son dönemin en önemli çöplerinden bir tanesi Elimle dokunmak istemiyorum ama Şu çöpe alayım ve son dönemlerin en ünlü çöpünü de size göstereyim. Maske. Maskemiz de var. Buraya atılmış. Efendim ben de yere atıyorum. Neden? E çünkü çöp kutusu da yok buralarda. Herhangi bir çöp kutusu da yok. Yani hayır insanlar getirdikleri, kullandıkları şişeleri ve naylonları, poşetleri. Burada libazma naylonu da var. Libazma naylonu. Burada yiyecek poşetleri var. Olağanüstü çirkinlik var. Kaplolar, otlar ve su görmemiş, hayatında su görmemiş bir çam fidanı, çam fidanları var arkada. Her taraf kurumuş. Yok yok yok, Maraş'ta değiliz. Lefkoşa'da Cumhuriyet Parkındayız. Türk Mukavemet Teşkilatı Anıtı ve Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarının olduğu bölgedeyiz. Maraş değil burası. Bu bir hurma ağacı. Siyah küçük hurma. Herhalde ekildiği günden beri ne budama görmüş ne kesim görmüş. İşte bir tek bunları zamanında biraz kesmişler. Ama bunların o güzel, o bakımlı görüntüsü hiçbir yerde Yok. Cumhuriyet Parkı yapıldığında insanlar gelsin, geçsin, dolaşsın diye de yapılmış. Hala akşamları burada yürüyen insanlar var. Ama sevgili kameramanım şimdi size yürüyüş yollarını da gösterecek. Devam ediyoruz. İçerisindeyiz şu anda yürüyüş yolları en son süpürüldüğü zaman herhalde buraları e, ben e, şöyle bir iddiada bulunacağım. Nuh peygamber büyük bir ihtimalle hayattaydı. Burada yine çöp naylonları ama en önemlisi arkadaşlarımız gelmişler biralarını tüketmişler köpeklerini buraya pisletmişler ve biralarını burada bırakmışlar. Bira şişeleri, soda şişeleri, bakımsız ağaçlar ve ve her yana saçılmış, parçalanmış belki de on binlerce, milyonlarca liralık bakın sulama kaploları, şeyleri, sulama hortumları. Bu kopuk. Burada kopuk yani elimle dokunmaya çekiniyorum doğrusu. Plastik atıklar, bakımsız, budanmamış ağaçlar ama kedimizin keyfi yerinde. Burada bir kedicik var. Buraları yine çöplerle dolu. Sevgili kedi biraz mutlu çünkü hava serinledi. Ondan da bahsedelim isterseniz. Yine güneşli bir gün. Ekim ayının tam ortasındayız güneşli bir gün. Hava sıcaklığı artık 30'un altına düşmüş durumda. Ama biz hala yağmuru da görmedik. Doğru dürüst yağmur görmedik. Biraz daha devam edelim. Biraz daha moralinizi bozmak gibi olmasın ama bu kötülükleri size gösterelim. Her dönem siyasilerimiz şey diyor. Size park yapalım diyor. İşte filan yeri aldık park yapacağız. Falan yeri park yapacağız. Kardeşim olanı mamur ettiniz. Da yenisini yapacaksınız. Buna niye bakmıyorsunuz? Bunu niye sulamıyorsunuz? Bunları niye budamıyorsunuz? Bu yolları niye süpürmüyorsunuz? Yani adamınız mı yok? Personeliniz mi yok? Paranız mı yok? Yoksa biz bu devleti biz bu ülkeyi yönetemedik mi? Bunu mu kabul ediyorsunuz? Bu mudur? Bu mudur rezalet? Bu mudur? Yani bırakın Sayın Denktaş'a saygısızlığı, bırakın Türk Mukavemet Teşkilatı anıtına saygısızlığı. Bu mudur yeşile, parka, ovaya, güzelliğe saygımız? İnsan baktığı zaman resmen utanıyor. Üzgünüm ama utanıyor devam edelim. Alelade bir Lefkoşa veya Gönyeli sokağında değiliz. Anıt mezarın ee, güneye bakan duvarı burası. Anıt mezarın güneye bakan duvarı. Böyle bir yazı var burada. AN 225 araba plakası mıdır artık bilmiyorum. Yıldız var. Davut Yıldız ı. ilginç bu da tabii ki. Ve burada <laughs> Sayın Denktaş'ın Mezarı var. Orada yatıyorsun. Tam arkada. Burası sulama sistemlerimizin boruları. Gördüğünüz gibi borular. Bu bir boru, bir adet boru. Bu bir adet plastik pet şişe. Borular buradan hep saçılmış durumda ve buradaki bütün sulama sistemi mahvolmuş durumda. Burasının yemyeşil olması hayal ediliyordu. Bu kesim yemyeşil olacaktı. Ve onun için sulama sistemi kurdular arkam kız arka kısmında. Ama rezaletin daniskası. Burası tamamen bu kopmuş borular var burada. Ve insanlar bazı lambaları sökmüşler. Büyük bir ihtimalle evlerindeki lambalarda kullanacaklar. Arka kısımda yerlere atılmış, saçılmış plastikler var. Burası da eski yürüme yolu ve her şey ama her şey yarım bırakılmış, bakımsız ve berbat. Dallar kırılmış, ağaçların dalları kırılmış. Bu tarafa doğru eğer yürürsem bu taraf tam bir fiyasko, tam bir rezalet. Kurumuş ağaç var hem de belki de en az 10-15 yıllık bir ağaç o da kurumuş. Her yerde haber var dedik. Ben çok üzüldüm bugün. Gerçekten bu programı çekerken e, yüreğim hangi açıdan bakarsanız bakın dağlanmış durumda abartmadım. Abartmadık bu görüntüleri. Bu görüntüleri siz de gelip rahatça görebilirsiniz. Çünkü gerçekten burası gerçekten burası içler acısı bir felaket. İnsan hani bizi kandırıyorlar mıydı? Hani Rauf Raif Denktaş kurucu cumhurbaşkanımızdı. Biz bu devletle çok övünüyoruz. İşte yeni dönemde vermek istediğim mesaj, benim yarım aklımın aldığı mesaj şu. Kendinizi, egolarınızı, kaprislerinizi, siyasi geleceğinizi değil, toplumu düşünün önümüzdeki dönem çok ağır bir dönem geçecek. Sizi denktaşla vurmak istemedim. Öyle bir amacım yok. Ama unutmayın kendi siyasi geleceğinizden daha çok bu toplumun geleceği tehlikededir. Çünkü bu toplumun en önemli iki liderinden birinin bu devletin kurucusunun mezarını bile yapamadık. Kendi siyasi geleceğinizi değil. Bu toplumun geleceğini düşünmek, bu ülkenin bağlarına, bahçelerine, bu ülkenin liderlerine, bu ülkenin parklarına, bu ülkenin yeşiline verdiğiniz değerle ölçülecek artık. Hoşça kalın. Toplanın ve insanlar, toplanın ben gelin buraya. Bir haber duydum, Malai size bir şey anlatacağım. Gelin öyle buraya kalayım. Yepyeni bir marka yepyeni bir yatırım geliyor. Ya yeah, azizem geliyor azizem. Bu azizem sadece memlekettekilerine değil memlekete gelecek olana da hizmet edecek. Heyecancığım da bundandır. Merak edin biraz. Azizemi de yatırımcıyı da söyleyeceğim size. Ama şimdi değil. Bu azizem var ya bu azizem. Annem gallem edecek ortalığı. Bütün halk, bütün avuk Kıbrıs dünyası öğrenecek bu azizemi. Elle Cumhuriyeti de öğrenecek, Angolem da öğrenecek. seni